Bugün organize bir kötülükle karşı karşıyadır. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmaktır. Biz durdurmak için akıldan, adaletten yoksun her türlü hareketi yaptıklarını görüyoruz ve bunların hiçbirisine de şaşırmıyoruz. Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz ve kenetlendiğimiz sürece bunlar beyhude çabalardır. Ben Galatasaray Kulübü Başkanı olarak bazı kulüp başkanlarının yaptığı gibi kafama göre, rüzgara göre yelken açmam. Doğru bildiğimden şaşmam. Değerli basın mensupları, bizim kıblemiz bellidir ve öyle kalmaya da devam edecektir. Ama gerektiğinde herkesi anladığı dilden konuşmayı da bilirim. Yani elma demesini de alma demesini de bilirim değerli basın mensupları. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bunlar son çırpınışlar. Haksızlığı hak kabul edenler yıllardır devam eden başarısızlıkların da sonuna geldiler. Ben buradan MHK'ye ve federasyon yetkililerine sesleniyorum ve onları uyarıyorum. Değerli basın mensupları, şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Türk futbolunda emekli olmayı planlayanlar size sempatik gelebilir. Bırakın, sene sonunda sessiz sedasız kenarlarına çekilsinler. Bizim sahada adalet arayışımıza kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyin. Hepimizin malumu sponsorluk lansmanlarında bu tip konulara girmeyi tercih etmiyorum. Ancak ne yazık haftalardır süre gelen gelişmeler beni buna mecbur etmiştir. Bu vesileyle anlaşmamızın Galatasaray'ımıza, Yunsoy'a ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum değerli basın mensupları. Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbey'e çok teşekkür ediyoruz ve değerli basın mensupları, şimdi imza törenimize geçiyoruz. Evet, Galatasaray'da sponsorluk anlaşması yapılıyor değerli izleyenler. Dursun Özbey'in açıklamalarını da canlı olarak ekranlara getirdik. Soru cevap bölümü olursa ve gündeme dair açıklamalar yapılırsa yeniden kameralarımızı o noktaya çevireceğiz diyelim ve şimdilik devam edelim Mehmet. Ya şöyle, bazı şeyleri tesadüfle açıklayamayız. Geçen sezonun ilk 10 haftası, izleyiciler beni uyarabilir. Galatasaray o dönem ligde lehine vardan karar çıkmayan tek takımdı ve Erden Timur bir basın toplantısı yapmıştı. Evet, maksadın aşan sözleri oldu ligi bitmez gibi ama sonrasında defalarca özür diledi. O toplantının ardından oynanan ilk Karagümrük maçında Galatasaray'ın hakkı olan kırmızı kart VAR uyarısıyla Karagümrük'te önceye çıktı ki spor kamuoyuyla o kırmızı kart hemfikir olmuştu. Şimdi yine bunu tesadüfle açıklayamayız. Geçen cuma günkü toplantı, çünkü Sivas'ta net hakem kararının etki ettiği bir maç, en az geçen sezonki kadar. Sivas'a verilen penaltının çok daha verilmesi gereken penaltı Galatasaray'a verilmedi. Doğal olarak oyunun, skorun skor belli oldu hakem kararıyla, öyle söyleyebiliriz. Yine Galatasaray tarafı hakemlerle ilgili konuştu ve demin program öncesi inceledim Ezgi. 19 haftalık ilk yarı Galatasaray maç programını. İlk kez Galatasaray için VAR'dan bir penaltı kararı çıktı. Ki 19 haftayı irdelersek, hatta yani Galatasaray'ın kazandığı maçlardan örnek verelim. Beşiktaş maçı. Gezal'ı Icardi pozisyonu, ki Icardi'nin sakatlamasına sebep olmuştu. Ters faul çıktı. Penaltı yerine faul çalındı orada Icardi'ye. Puan kaybetti. Hatay maçı, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı ve keza son puan kaybettiği Sivas maçı. Galatasaray'la ile çalınmayan penaltılar var. Doğal olarak da yönetim bu reaksiyonu gösterecek ama burada tabii iş Okan Hoca futbolcularda. O taraf olabildiğince sağ içinde kalmalı. Çünkü Galatasaray'da oyun olarak bir tıkanma olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki sezon başı planlamasına yazar. Transferdeki hatalar diyebiliriz. Çok özür diliyorum. Bir kez daha gidiyoruz. Dursun Özbey dinleyelim. Ama sizin cuma günkü açıklamalarınızdan sonra fikir değiştirerek aynı televizyon programına bir programa davet etti. Bu fikir değişikliğinin nedeni sizce nedir? Bu teklife ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi değerli basın mensupları, konuşmamın bir yerinde aslında bu soruya cevap vermişim. Ne dedim burada? Bizim kıblemiz belli. Biz
günlük gelişmelere bağlı olarak, esen rüzgara bağlı olarak yelken açmayız. Bizim doğrularımız bellidir. Haktan, adaletten yana her zaman duruşumuzu aynı şekilde ifade ediyoruz ve bütün kamuoyuna da bunu böyle şey yapıyoruz. Şimdi ne değişti o zaman? Yani bu sorunun muhatabı aslında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı. Bir gün diyorsun ki ben masaya oturmam. Ertesi gün diyorsun ki gel şunu yapalım, bunu yapalım. Dolayısıyla bunun cevabını ben değil de Sayın Başkan'ın vermesi daha doğru olacak diye düşünüyorum. Safa Kağan Öztürk Sporsel. Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum anlaşmanın. Başkanım şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz gün de sormuştum. Federasyonla ilgili tutumu bir Kulüpler Birliği toplantısını işaret etmiştiniz. Sanırım dün gerçekleşti. Kulüpler Birliği'nde son dönemde yaşananlara dair veya federasyona dair bir somut bir gelişme yaşandı mı onu sormak istiyorum. Dün yoğunluk sebebiyle ben Kulüpler Birliği toplantısına katılamadım. Ama Kulüpler Birliği'nde bilahare aldığım bilgi çerçevesinde gündemde yabancı sınırlaması, kadroda bulundurulacak oyuncu sayısı, buna yönelik ağırlıklı konuşmalar olmuş. Ayrıca bildiğiniz gibi yakında e-bilet ve naklen yayın şeyimiz var, Kulüpler Birliği olarak şey yapacağız ve biz toplantıda Sayın Eray Bey, Genel Sekreterimiz ifade etti. Kulüplerin gelirlerinin artırılması yönünde gelişen dünya konjonktüründe çok önemli parametreler oluştu. Bunun için biz fikirlerimizi hem federasyon yetkililerine hem de kamuyla paylaşmak için şu anda Kulüpler Birliği Vakfı'nda oluşmuş bir yönetim kurulunun oluşturduğu bir komisyon var bu işleri takip eden. Bu komisyonda Galatasaray'ın da yer alması için teklif sunduk. Çünkü bütün kulüplere fayda sağlayacak, hem Anadolu kulüplerine hem de İstanbul kulüplerine, büyük kulüplere gelirlerini artırması yönünde bu naklen yayınla ilgili, e-biletle ilgili görüşlerimiz var. Bunların birinci seviyede ifade edilebilmesi için de bu komisyonda Galatasaray'ın da bulunması gerektiğini kendilerine ifade ettik. Can Medel Taktik Manya, öncelikle anlaşma iki tarafa da hayırlı olsun. Ben şunu sormak istiyorum. 3-4 gün önce yapılan bir basın toplantısı vardı. Orada biraz daha sağduyu çağrısı ve camiaya da kenetlenme çağrısı yapmıştınız. Evet. Dünkü maçın akabinde işte Galatasaray sosyal medya hesabından başlayarak bu böyle gitmeyecek paylaşımda bulundu ve evet, bundan sonra anladıkları dilden konuşacağız açıklaması da vardı. Galatasaray bundan sonra iletişimi biraz daha değiştirecek mi? Daha farklı bir iletişim yolu mu güdecek? Bunu sormak istiyorum. Bir de transfer dönemi açıldı malumunuz başkanım. Burada da Galatasaray'la alakalı limitte sorun yaşadığı, nakit akışında sıkıntılar yaşandığına dair iddialar var. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Taraftarla aydınlatabilir misiniz? Teşekkürler. Şimdi biz ligin başladığı birinci günden itibaren konuşmamın içinde de var. Yani sadece Galatasaray için değil, genelde standart dışı uygulamalarla karşı karşıyaydık. Ve lig başladığından beri özellikle Galatasaray üzerinde baktığınız zaman Galatasaray'a yapılan uygulamalar herhangi bir standardın içine girmiyor. Bu çok net. Dün akşam bu zirveye çıktı. Bir golün iptal edilmesi olayıyla, golümüzün iptal edilmesi olayıyla bu zirveye çıkmıştır. Şimdi biz iki şeye çok dikkat ediyoruz. Bir, Galatasaray Spor Kulübü'nün kenetlenmesi halinde bütün bu kirli oyunlar, bu tip uygulamalar sonuçsuz kalacaktır. Biz önce hem taraftarlarımızdan hem de camiamızdan bu kenetlenmenin, tek yumruk olmanın devam etmesi yönünde
çağrında bulunuyoruz. Geçen sene bunu ispatladık. Geçen sene aynı uygulamalar devredeydi. Yani bizden hiç beklenmeyen bir performans sergilemiştik. 13.lükten şampiyonluğa giden çok zor ve zahmetli bir yolda başarılı olduk. Bu sene biraz daha tedbirli davranıyorlar. Ligin birinci günden itibaren standart dışı uygulamalarla Galatasaray'ın bu şampiyonluğa yürüyüşünü, zafer yürüyüşünü durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunların hiçbirisinin başarılı olacağını düşünmüyorum. Tek yapmamız gereken camianın birlikteliği, beraberliği bütün bu çabaları boşa çıkaracaktır. Bunu her gün, her yerde ifade ediyorum. Camiamız da bu kenetlenmeyi göstermektedir. Bu kenetlenme sadece sportif başarılar için değil, aynı zamanda Galatasaray'ın finansal yapısının düzelmesi ve hedeflediği noktalara ulaşması için de çok son derece gereklidir. Ben buradan bu birlikteliği sergileyen taraftarlarıma ve camiama çok teşekkür ediyorum. İkinci bir sorun, sorduğunuz sorunun cevabı da şu. Galatasaray'ı yıpratmak için, Galatasaray'ı bu zafer yürüyüşünden alıkoymak için, algı yaratmanın peşindeler. Bildiğiniz gibi Süper Lig'de Galatasaray'ın finansal yapısıyla ilgilenen tek kulüp Galatasaray. Ve son derece net söylüyorum, son derece açık bir şekilde ifade ediyorum. Bu algı yaratmadan başka, yani Galatasaray'ı yıpratmak için algı yaratmadan başka bir şey değil. Biz geçtiğimiz günler itibariyle Galatasaray Spor Kulübü olarak finansal açıdan hiçbir sorunumuz yok. Bir, amatör şubeler dahil. Aralık sonu itibariyle ödenmesi gereken futbolcu maaşları, sporcu maaşları, prim, transfer ücretlerinde günü gelen ödemelerin yapılması açısından hiçbir sorun yaşamadık. Hepsini tek 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 ödedik. Bu son derece net. İsteyen federasyondan, isteyen kulüpten bunun böyle olduğunu öğrenebilir. Bizden bu manada bilgi aktarılmasını isteyebilir. Peki niye böyle bir şeye tebessül ediyorlar? Ve bu manada konuşulan tek kulüp Galatasaray. Ligde 20 tane kulüp var. Ama Galatasaray'ın bu algı yaratmak suretiyle bir şekilde yıpratmaya çalıştıkları son derece sarih. Biz bunların hiçbirisine pabuç bırakmayız. Ben ve arkadaşlarım bu kulübü bu manada bir gün bile temerrüde düşürmeyiz. Bir gün bile ödemelerimizi gecikmesine fırsat vermeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Cenk Çınar, Aydınlık Gazetesi. Benim sorum Mustafa Bey'e. Mustafa Bey, az önce imzaları atarken umarım uzun süren bir anlaşma olur demiştiniz. Anlaşmanın şartlarını öğrenebilir miyiz ve kaç yıllık bir anlaşma olacak bu? Anlaşmamız sezon sonuna kadar geçerli. Ama inşallah biraz önce de söylediğim gibi uzun süreli bir anlaşma olur. Önümüzdeki sezonlarda da devam ettiririz bunu. Hatta diğer branşlarda da yer almak isteriz. Eğer başkanımız tabii ki uygun görürse. Seve seve Mustafa Bey, yani böyle bir açık çek vermeniz bize beni ziyadesiyle memnun etmiştir. İnşallah önümüzdeki sezonda bu birlikteliğimiz devam edecek. İki lider kurumun birlikteliği birbirine daha fazla enerji vereceğini düşünüyorum. Bu sene Galatasaray olarak Yunus'un bize bu yaklaşımına cevaben biz de enerjilerimizi birleştirmek suretiyle hem Yunus'un hem de Galatasaray'ın faydasına olacağı her türlü işbirliğine hazırız. Bunu da bilmenizi istiyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok teşekkür ederim.
Emre Oktay Anadolu Ajansı. Sorum ikinize de Sayın Başkan ve Sayın Sürmegöz. Önce Sürmegöz'e sormak istiyorum. Bu sponsorluk nasıl gelişti? Sadece Galatasaray Genel Kurulu olduğunuz için Galatasaray olan gönül bağınız mı, yoksa burada ticari olarak bir avantaj mı gördünüz? Sayın Başkan'a da sorum. Sayın Başkan, sezon başından beri 50 milyon avroluk bir sponsorluk geliri beklediğinizi ifade etmişsiniz. Aslında bu Türk sporu için bir rekor. Galatasaray bu sezon sponsorlukta hangi konumda ve önümüzdeki yıllar için nasıl sürprizler bekliyor taraftar ve camiayı? Tabii Yunus'a B2B bir firma ve üretiminin biraz önce söylediğim gibi yaklaşık 1/4'ünü dünyadaki 50'ye yakın ülkeye ihraç eden bir firma. Dolayısıyla hani bizim öyle bir düşüncemiz veya kaygımız olmaz. Öyle şey olmadı da. Sürece gelince sanırım geçen sene Mayıs ayında konuşmaya başladık ama kısmet sezonun ikinci yarısına nasip oldu. İnşallah önümüzdeki sezonlarda da bunu devam ettiririz. Evet, sorunuz Galatasaray'ın sponsorluk aktiviteleriyle ilgili. Değerli Galatasaraylılar, değerli basın mensupları, bugün Galatasaray'ın ve Bankalar Birliği konsorsiyumuyla yapılandırma anlaşması yapmış kulüplerin durumu şudur. Bizim dönemimize isabet eden yapılandırma anlaşmasının şartları içinde şu var. Yapılandırmaya girmiş borcumuzun ödenmesi için Galatasaray Spor Kulübü gelirlerinin %50'sini Bankalar Birliği konsorsiyumuna vermek zorunda. Diğer geriye kalan %50'siyle kulübü yönetmek ve şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek zorunda. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu yürüyüşe devam etmesi için gereken fonu yaratması için ihtiyacı olan rakamın iki misli kadar bir gelir yaratmak zorundadır. Bunun için de en büyük desteğimiz sponsorluklar. Çünkü bildiğiniz gibi naklen yayın gelirleri çok aşağılarda, yani başlangıç noktasının çok altına gelmiş durumda. O itibarla sponsorlarımıza ben buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu konuda çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma ve çalışanlarıma büyük bir teşekkür gönderiyorum. Son derece başarılı bir sponsorluk dönemi geçiriyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sene sonuna doğru yaklaşık 50 milyon euro mertebesine ulaşacak bu sponsorluk gelirleri sayesinde Galatasaray hem Bankalar Birliği ile yaptığı yapılandırma anlaşmasının gereği olarak onların payını ödemekte, hem de sadece futbolda değil diğer amatör şubelerde de Galatasaray'ı hak ettiği şekilde temsil etmek için gereken fonu yaratmaktadır. Demin de ifade ettim. 6. ayın sonuna geldiğimizde bütün ödemelerimizi yapmış ve şampiyonluk için gereken enerjiyi de toplamış durumdayız. Onun için ben tekrar bu konuda emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen bütün sponsor kurumlarına teşekkürlerimi gönderiyorum. Yeni Gün Gazetesi Hüseyin Kılıç. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Başkanım, şort arkasındaki reklamlar görsel anlamda kimileri için çok cazip gelmese de reklam gelirleri anlamında önemli bir katkı sağlıyor. Bu bağlamda Galatasaray'ın sponsorluk planlamaları içinde şort arkasına reklam almak gibi bir planlaması var mı? Şimdi bu konuyla ilgili birçok manada çalışmalarımız var. Sadece forma veya şort üzerinde değil, konuşmamın bir yerinde ifade ettim. Bugün özellikle dijital dünyada yapılacak çok şey var. Çünkü dünya o kadar öyle bir yere geldi ki artık bundan 10 sene 15 sene evvel çıkan yasalarla bu konuda ilerleme kaydetmek mümkün değil.
belki bazı yasa değişiklikleri gerekecek. Özellikle naklen yayın konusunda veya e-bilet konusunda bazı fırsatlar var. Kulüplerin kullanabileceği bazı aplikasyonlar var kulüplerin kullanabileceği ve büyük gelir sağlayabileceği. Bu konuda çalışmalarımız var. Onun için de bu çalışmalarımızı Kulüpler Birliği Vakfı'nda da geliştirmek ve orada da etkili olmak için de demin de ifade ettim. Bu Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu çalışmalara da katkı vermek istiyoruz. Onun için sponsorluğu sadece forma veya şortta veyahut da çorapta görmekten ziyade daha geniş, daha büyük bir yelpazemiz var. Onu da sizlerle önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Demir Arabarıcan, Serhan Türk. Tebrik ederim. Güzel bir anlaşma. Başkanım, transferler nerede? Ne zaman gelecek? Herkes bunu merak ediyor. Sol bek transferindeki son durum ne? Dubois'la bir görüşmeniz oldu mu Başakşehir yönetimiyle? Başakşehir yönetimiyle temasa geldiğimizde herhangi bir görüşmenin olmadığını söylediler. Berkay Özcan ismi çıktı. En son Bakasetas ismi. Kaç transfer yapacak Galatasaray ve transferdeki son durum nedir? Bugün itibariyle futbol takımındaki eksikliklerimizi biliyoruz. Ve bu eksiklikleri tamamlamak için de çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Kabul edeceksiniz ki biz buradan sizin sorunuzda ifade ettiğiniz gibi isimler üzerinde konuşulduğu zaman bu Galatasaray'ın faydasına olmaz. Onun için biraz sabrederseniz kısa bir sürede bu konularla yaptığımız çalışmalarla da ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Arkadaşlarım bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Başka soru var mı acaba? Peki o zaman. Değerli basın mensupları, katılımınız için çok teşekkür ederiz. Lansmanımız burada sona eriyor. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.